Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te çalışma yaşamını konuşacağız. Soma'da dava devam ediyor. Ermenek'te dava başlıyor. Bunları masaya yatıracağız. Onun da ötesinde seçim sonrası. Tabii çalışma yaşamı nedense çok az gündeme geliyor. Bunları masaya yatıracağız. Onu da baktığınızda alt başlıklarında özellikle yapılan toplantılar var. Toplantılarda seçim öncesinde uyarılar vardı. Soma. Unutturmayacağız dedik. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bunu da konuşacağız. Ve tabii ki önümüzdeki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olur? Yeni bir beyaz sayfa açmak mümkün mü bu fotoğrafta? Bunları ele alacağız. Az sonra Çalışma Eski Genel Müdürü İsmail Bayar bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde haberlerle hemen Ekopolitik'e başlayalım. Ramazan'la başlayalım. Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşları alışveriş telaşı, esnafı ile satış telaşı sardı. Çarşı pazar tıklım tıklım olsa da vatandaşa göre her şey ateş pahası. İslam alemi 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak. Bir yandan Ramazan heyecanı, diğer yandan mutfak alışverişi telaşı var yurttaşta. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar hazırlıklara başladı. Bu durum piyasaya kısmen canlılık getirse de esnafta henüz beklenen sevinci yaşatmadı. Ramazan öncesi satışlarını arttırmak isteyen karı bir kenara bıraktı, elindeki ürünü satmak için indirime gitti. Vallahi geçen sene hurma 30 lira sattım, hurma şu an 20 lira. Ramazan'a girmeden 20 lira başlayayım ki biraz daha iyi olsun, millet sevinsin diye. Fakat esnaf ne kadar indirim yapsa da vatandaş fiyatın geçen seneye göre daha yüksek olduğundan dert yandı. Tam fiyat araştırma aşamasındayım ama biraz pahalı gibi. Vallahi fiyatlar yüksek. Yüksek, hiç değişiklik bir şey olmadı. TÜİK Mart ayı işsizlik oranını açıkladı. Ayrıntılar yok ama son dakikasını vereyim. İşsizlik oranı Mart ayı itibariyle %10,6 oldu. Bununla ilgili ayrıntılar geldiğinde de sizlerle paylaşacağım. Dönelim bir Çubuklu'ya, yaz geliyor. Ancak İstanbulluların deniz keyfi yapacağı alanlar da gitgide azalıyor. Biliyorsunuz bugünlerde denizlerin üzerine bile doldurma yapıp bina yapıyorlar. Beykoz'da kamuya ait son yerlerden biri olan Çubuklu sahiline bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın elinden alınıp özel otopark yapıldı. Beykoz'da dinlenebileceğimiz son kalan yerlerden birisi de Çubuklu. Ama artık burası da kamuya kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte bu alanı ücretli otopark yaptı. İstanbul'daki kamuya açık yerler bir bir özelleştiriliyor. O noktalardan biri de Çubuklu sahili. Artık oturup dinlenmek, denizi izlemek mümkün değil. Çünkü Çubuklu artık araçlara ait. Sadece park olan alan değil, Çubuklu sahilinde bulunan tarihi depoların önü de halka kapatıldı. Tarihi binaların önünü de üstünü ve çevresini kapatmak suretiyle hizmeti açmışlar. Bunların tamamı mevzuata aykırı durumlar. Bunların giderilmesi lazım. Buranın yeniden kamuya kavuşturma, kamu hizmetine kavuşturulması lazım. Kamuya açık hale getirilmesi lazım. İstanbulluların, Beykozluların rahatlıkla bu alanlardan faydalanması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, Çubuklu sahilindeki halka kapatma işlemlerinin yasaya aykırı olduğunu söyledi. Burası aslında halkın girip gezmesi, dinlenmesi gereken alanlardan bir tanesi. Yani kamusal alanlar. Fakat bu kamusal alanlar yine yasaya aykırı olarak gördüğünüz şekilde otopark olarak kullanılıyor. Sağlam, belediye meclisine konuyla ilgili önerge verdiklerini açıkladı. Burayla ilgili önerge verdik. Sayın Topbaş'ın yanıtlaması ve tüm bu mevzuata aykırılıkların giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak önerge verdik. Şayet Sayın Topbaş İstanbul'un belediye başkanı olarak müdahale edip de bu aykırılıkları gidermezse, buraya yeniden kamu alanı haline getirilmezse görevini kötüye kullanmış olacak. Ve bunun üzerine biz yeniden Cumhuriyet Savcılarını göreve davet etmek suretiyle suç duyurusunda bulunacağız. Bir tarıma da bakacağız ama öncesinde isterseniz işsizlikle ilgili gelen ayrıntıları sizlerle paylaşayım. Mart ayında az önce de söyledim, işsizlik oranı %10,6 oldu. Yine Mart ayında iş gücüne katılım oranı %50,4 olarak gerçekleşti resmi rakamlara göre. İstihdam oranı da %45. Mart ayında işsiz sayısı 3.069.000 oldu.
TÜİK'e göre. Tarım dışı işsizlik oranı Mart'ta %12,6. Genç nüfusta işsizlik %18,6 oldu. Yani düşmüş gözüküyor. Takdirlerinize bırakıyorum. Kayıt dışı çalışanların oranı da 1,7 puan düşle %32,7 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. Yine ekonomiden gidelim isterseniz. Bugün piyasaları özellikle çek kullananları yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Karekod uygulaması biliyorsunuz bugün itibariyle uygulamaya başladı. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Ağırlıklı olarak da hani kötü çeklerin piyasada dolaşmasını engelleyecek bir sistem olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de ilk defa uygulanacak. Aslında dünyada da çok karşılığı yok ama tabii dünyada vadeli çek diye bir şey olmadığı için dünyada karşılığı olması da beklenemez. O yüzden dünyada ilk diye sunuluyor. Kanmayın. Çünkü dünyada vadeli çek diye bir şey yok. Fakat açık hesaplarla ilgili açmaz halen büyüyor ve anladığım kadarıyla bundan sonraki süreçte de büyümeye devam edecek. Bunu aktarmış olalım. Gelişen ülkelerden para çıkışı ile ilgili bir haber bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Gelişen ülke borsalarından para çıkışı 2008 krizinden bu yana zirveye ulaştı. Son 15 yılın hatta en büyük çıkışı olarak nitelendiriliyor. 9 milyar 360 milyon dolarlık para çıkışı oldu bir haftalık sürede. 9,5 milyar yaklaşık. Bunda Asya bölgesinin 7,9 milyarlık dolarlık para çıkışıyla büyük payı oldu. Bunu da aktarmış olalım. Hazır buraya kadar gelmişken, yani söz buraya kadar gelmişken, isterseniz finans piyasalarındaki durumu da sizlerle paylaşayım. Borsa 80.564, dolar 2.72.20, euro 3.05.85, euro dolar paritesi 1.12.34'te, faiz %9,96, altının onsu 1184 dolar ve Brent petrol Petrolün varil fiyatı da 63,86 dolar seviyesinden şu an itibariyle işlem görüyor. Dönelim bir tarlaya. Muz üretiminde Türkiye'de 3. sırayı alan Hataylı üreticiler ulusal kanala konuştu. Üreticiler muz üretimi karlı olsa da banka borçlarından başlarını kaldıramadıklarını söylediler. Sıkıntıların başında da pahalılık geliyor. Hatay Türkiye'de muz üretiminde 3. sırayı alıyor. Kentte muz yetiştiriciliği 356 dekardan fazla alanda yapılıyor. Çiftçilere daha iyi bir iyileştirme olmasını istiyoruz. Yüksek mineral içeriğiyle sağlığa faydalı olan muz, yüksek tansiyonu düşürüyor, damar tıkanıklığını önlüyor. Bunları yetiştirmek için tabii ki bizim çiftçilerimiz çok emek sarf etmektedir. Muzun üretimi ve bakımı ise bir hayli zor. Meyve nemli bir iklim ve bol suya ihtiyaç duyuyor. Kış aylarında muzlar serada yetiştiriliyor. Bu iş zor olduğu kadar külfetli de. Benim bu seneki 15 gün önce bu çektiğim yeni naylon bana 45 bin liraya mal oldu. Arsuz ilçesinde ulusal kanala konuşan üreticiler sıkıntılarını anlattı. Sorunların başında destek ve banka borçları geliyor. Kredisini ödemek için çarşıda dükkanım vardı. Onu sattım ancak bunları ödeyebildim. Biraz olsun emeklerin karşılığını almak için devletimizden çiftçilerimize el atmasını istiyoruz. Çiftçilere göre muz üretmek karlı ancak üretime geçmek pahalı ve riskli. 10 dönüm seradan senede 70 ton almam lazım. Ben daha şimdiye kadar 20 ton almamışım 3 senede. Her sene benim 70 ton almam lazım. Özel idarelerin ve valilik aracılığıyla artık hibe fide verilmemesi de sorunlardan biri. Fidelerin hibeli verilmesini talep ediyoruz. Hatay'da üretilen muzlar Gaziantep, Osmaniye, Adana gibi illere gönderiliyor. Toprağı muza çok elverişli, çok iyi verim alınıyor. Tabii ki bu hususta herkes... Tabii tarım alanlarının en büyük belalarından biri de HES'ler. Tokat'a gidelim. Bir Tokat'ın Zile ilçesinde protestolara neden olan HES projesi için alınan acele kamulaştırma kararı iptal edildi. Köylüler kararı zafer olarak değerlendirdi. Zileli köylülerinin direnişiyle karşılaşan Çekerek Hidroelektrik Santrali'ne ait acele kamulaştırma kararı Maliye Bakanlığı tarafından iptal edildi. Tokat'ın Zile ilçesinde Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılmak istenen HES tepkilere neden oldu. HES'e karşı geçen 15 Mart'ta kitlesel eylem düzenlenmiş, şantiyeye yürüyen 2000 kişiye biber gazıyla müdahale edilmişti. AKP'li belediye başkanı Lütfi Vidinel'in Zile'de terör istemiyoruz yazılı pankartla tepki gösterdiği köylülerden 56'sı hakkında 7 ayrı suçlamadan soruşturma başlatılmıştı. Santrale karşı tepkilerini sürdüren köylüler mücadelelerinde sonuç aldı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün köylülerin Danıştay'da açtığı davanın sonucunu beklemeden arazilerin kamulaştırma kararını 17 Mart'ta iptal etti.
Tabii köylünün, çiftçinin durumu bu olunca ondan sonra da dönüp diyoruz ki ya bu gıda fiyatları niye artıyor? Bakın TÜİK Tarım Üretici Fiyatları Endeksini de açıkladı. Mayıs'ta aylık %1,62, yıllık bazda da %13,68 enflasyonu var üretici fiyatlarının. Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Özellikle kısa vadeli borçlarla ilgili özel sektöre yönelik. Özel sektörün kısa vadeli borcu dış borcu, çok özür diliyorum. Nisan'da 37,6 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte 40 milyar dolardı. Yine uzun vadeli dış borcu Nisan'da toplamda baktığınızda 169,5 milyar dolar oldu. Kısa vadeli borç bu hemen bir sene içinde, yani kısa vadeden kastedilen o bir sene içinde ödenmesi gereken para. Birinci çeyrekte, yani ilk 3 aydaki rakamlar 166,3 milyar dolardı. Yaklaşık 3,2 milyar dolarlık bir artış var. Onu da aktarmış olalım. İşsizliği tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü işsizlik, biraz sonra vereceğim haberin de belki de daha sonra daha çok konuşacağımız haberlerinden birini oluşturuyor. Mart ayında işsizlik %10,6 oldu. Yineliyorum. İş gücüne katılım %50,4 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı %45'te kaldı. Mart ayında işsiz sayısı 3.069.000. Tarım dışı işsizlik oranı Mart'ta %12,6. Genç nüfusta işsizlik %18,6 oldu. Kayıt dışı çalışanların oranı 1,7 puan düşüşle %32,7 olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre, bunun altını çok net çiziyorum. Çünkü kayıt dışı çalışan oranının bu kadar olması imkansız. Biraz sokakta yaşayan herkes sanıyorum bunu biliyor. Beklentilerden düşük bir istihdam verilerinin ardından dolar 2,72'nin üzerinde yatay seyrediyor. Bu ayrıntıyı da vermiş olalım. Dönelim TOFAŞ'a. Bursa'da ücret zammı talebiyle eylem yapan TOFAŞ işçisi Türk Metal Sendikası'ndan istifa edip Çelik İş'e geçti. Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Ali Cengiz Gül, 3500 işçiyle birlikte salt çoğunluğu açtıklarını söyledi. Ücret zammı için eylem yapan ve Türk Metal Sendikası'nın TOFAŞ'tan gitmesini isteyen metal işçileri sendika değiştirdi. İşçiler Çelik İş Sendikası'na üye oldu. 3500 TOFAŞ işçisi Bursa'da eylem yapmış, üretimi durdurmuştu. Yönetimle görüşen işçiler ücretlerin iyileştirilmesi ve Türk Metal Sendikası'nın fabrikadan gitmesi için söz almıştı. Uzun görüşmelerden sonra 3500 işçi hak işe bağlı Çelik İş'e geçme kararı aldı. Toplu sözleşmelerde söz ve karar sahibi işçidir. Burada da TOFAŞ işçisi olacaktır. Bunun sözünü veriyorum. TOFAŞ işçilerinin kardeşlik, birlik ve kararlılık toplantısına Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Ali Cengiz Gül de katıldı. Türk İşçi Hareketi Bursa'da TOFAŞ işçisiyle, Renault işçisiyle büyük bir Türkiye'de işçi hareketinin önünü açmıştır. Gül salt çoğunluğu sağladıklarını açıkladı. Salt çoğunluğu aşmış bulunmaktayız, 3500 civarında. Bu %50 demektir. Artık Çelik İş Sendikası fiilen TOFAŞ'ta yetkili sendikadır. Bir haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında söylediğim gibi bugün çalışma yaşamını konuşacağız. Çalışma Eski Genel Müdürü İsmail Bayar bizlerle birlikte. Sayın Bayar, hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Soma'da dava sürüyor. Ermenik'te dava başlıyor. Onları konuşacağız. Soma'yla da bir telefon bağlantımız olacak arkadaşlar. Onunla ilgili iletişimdeler şu anda. Belki o zaman Soma ve Ermenik meselesini ayrıca açalım ama seçimle başlayalım. Hatta seçim öncesinde şu anda son verdiğim haber yine etkilerden biri. Onu da içinde bularak, katarak daha doğrusu, az önce verdiğim işsizlik rakamlarını da değerlendirerek şöyle alt alta, en son galiba sizde yaptığımızda bir çerez parasında kalmıştık değil mi? Evet. Çerez parasında kalmıştık. Asgari ücretten emekli ikramiyelerine, taşeron, istihdam, çerez parası, seçim öncesi vaatleri şöyle bir masaya yatıralım ve yaşananları da. Şimdi seçimde yaşananları görünce bir kıpırdanma var. Ama bu kadar yoğun gelişen çalışma yaşamındaki olaylar ve gündem karşısında kıpırdanmanın çok az olduğunu söylemeden de geçmeyelim. Yani biraz hayal görmeyelim, gerçekçi olalım. Sizin biraz önce belirttiğiniz TOFAŞ'taki olaylardan tutalım. Soma'da kimlere oy verildi, oyların çıktığına varıncaya kadar bir değerlendirme yapmak lazım. Ancak biraz çalışma yaşamı seçim öncesi gündeme geldi. Özellikle üç konuda. Bir, asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar. İki, taşeronlaşmayla ilgili yapılan açıklamalar. Üç, bir de emeklilere verilecek
ikramiyelerle ilgili, bayram ikramiyeyle ilgili açıklamalar. Bunun ötesinde yine sizin daha programın başında söylediğiniz istihdamdaki daralma diyeyim, istihdamdaki yaşanan bir mas edememe, genç nüfusun gittikçe istihdam dışı kaldığı gerçeği karşısında henüz Türkiye'deki siyasal partilerin bu konuda politika üretemediklerini görüyoruz. İkincisi, tekrar kaldığımız yerden başlarsak, gerçekten nasıl algılanması lazım veya neye göre algılayacağız veya algılamamız sonucu ne yapacağız? Hı hı. Biliyorsunuz, çerez parasını kastediyorum. Bizde çerez parası, yani fındık fıstık parası deriz. Yani. Bu arada fındık da çok pahalı. O da pahalı. Fakat fındık fıstık parasının Mercedesler kadar olacağını hiç rüyamızda görsek inanmazdık. Bundan önceki Sayın Maliye Bakanı'nın çok güzel incileri vardı. Kulakları çınlasın. Şimdiki Maliye Bakanımızın da zaman zaman yaptığı açıklamalar, gösterdiği örnekler çok ilginç oluyor. Hatta bunları sonra düzeltmeye kalktığı zaman iş daha da karmaşık oluyor. Tekrar hatırlamaya çalışalım. Biz biraz hafızası kıt bir toplum haline geldik. Diyanet İşleri Sayın Başkanı kendisine bir Mercedes makam aracı alıyor. Fakat bu makam aracına karşı kamuoyundaki tepkiler üzerine makam aracını geri iade etmek zorunda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Diyanet İşleri Başkanı'nı çok sevdiği ve önem verdiği bir kurum olduğu için hayır diyor ve bunun için ben daha iyi bir Mercedes veriyorum diyor. Cumhurbaşkanlığı da herhalde bir Mercedes şeyi var, yani yoğun bir parkta. Sayın Maliye Bakanı da devam ediyor, diyor ki bu bir çerez parası diyor Mercedesler diyor. Maliye Bakanı'nın bir açıklama yapmasını doğal karşılıyorum. Çünkü neticede bütçeden çıkacağı için paraya imzayı o atacak. Tabii bütçeyi geçirtirken buna el kaldıranlar ne diyecek bu çerez parası ve Mercedes olayına? Halkımız bunu nasıl değerlendirdi? Yani %40'ı çerez parasının hala önemsiz olduğunu düşünüyor diye yorumluyorum. Yalnız şimdi seçim öncesi bu vaatlerle ilgili bir de biliyorsunuz konuşur yapar söylemi çok kullanılıyordu. Şimdi kimin konuşacağı, kimin yapacağı da ortaya çıkacak. Ben seçim sonuçları bakımından şunu görüyorum. Bir AK Parti'nin tek başına artık hükümet olma olayı bitmiş gözüküyor. Hayır, sayı biraz 276'ya yakında olmuş olsaydı belki transferlerle vesaire bu konuda gerçekleşebilirdi. Ama bu saatten sonra artık zor. Yani bir dönem kapandı tabiri caizse. Şimdi kiminle nasıl koalisyon kurulacak? Ve kiminle kurulacak koalisyona ile ilgili olarak da üç önemli saç ayağı var. Birincisi, koalisyon protokolünde çalışma yaşamına ilişkin neler yer alacak? İkincisi, bu koalisyon protokolü sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kim getirilecek? Üçüncüsü de o bakanın da etkinliğiyle hükümet programında çalışma yaşamı nasıl yer alacak? Yani sanıyorum Ramazan gündemimiz biraz bu. Bayrama kadar da bu konulardaki gelişmelerin sonucunda bir tablo ortaya çıkmış olacak. Gördüğüm de şu, yani erken seçim herhalde pek terennüm edilmeyecek. En az 2 sene. Niye en az 2 sene? Çünkü birçok parlamentodaki insanlar yenilendi. Yani olacak onlara. Tabii 2 sene sonra emeklilik hakları var. Tabii bu arada şunu da altını çizelim. Ekonomi izin verirse. Bir de şu var, yani ekonomiyi falan bırakın. Ben kişilerden hareket ediyorum ki kimdir erken seçime karar verecek olan? Türkiye Büyük Millet'in yeni seçilenler. Şimdi sanıyorum 17-18 milyon lira falan galiba bir milletvekilinin maaşı. Başka olanaklar var işte, onlar var. Şimdi gelmişsiniz, tekrar seçime gidiyorsunuz. Seçime epey bir harcama yaptınız. Gidip de gelmemek var bir de işin içinde açıkçası. O nedenle ben erken seçim kararının bu parlamentodan kolay kolay en az 2 sene çıkmayacağını, gündeme bile gelmeyeceğini düşünüyorum. Ancak koalisyonlar nasıl olacak ve bu koalisyonlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisi ne olacak? Sayın Başbakan'ın koalisyonu kurarkenki becerisi ne olacak? Kim olacaksa başbakan. Şimdi ilk planda
Eğer AK Parti genel başkanı değişmediğine göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Davutoğlu'nu çağırarak hükümeti kurma görevini vereceği söz konusu. Sayın Davutoğlu'nun görüşmeleri bitmeden ikinci B ve C şıklarına geçmeyelim, zaman da dar. Ama ben bayrama kadar her şeyin sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama çalışma yaşamı bu arada gündemde nasıl olacak? Tam da onu soracaktım. Şimdi bakın, koalisyon kim kimle neyi kurar, ne yapar, ne eder, bunları ayrıca tartışmak da mümkün. Ya bir dakika, seçim öncesi bir sürü vaat verildi. Ne oldu bunlar? Daha bir ses yok. Seçim öncesi bu yeni gelen hükümetle ilgili ilginç bir gelişme de oldu. Yeni hükümetin ve Sayın olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı rahatlatacak bir olay. Biliyorsunuz kamu sözleşmelerinde Türk İş'e bağlı sendikalar yoğunlukta. Yasada böyle bir düzenleme yok ama yerleşmiş, gelenekselleşmiş bir uygulama var. Türk İş bütün sendikacılarla, hükümet yetkilileriyle görüşüyorlar ve bir çerçeve anlaşma imzalıyorlar. Yani protokol imzalıyorlar, çerçeve anlaşma değil mi? Bu protokole göre özellikle ücret zammı ve 8-10 maddede ana ilkeleri belirliyorlar. Ondan sonra diğer detaylar sendikalarla ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi olarak gerçekleşiyor. Seçimlere giderken sessiz sedasız bu anlaşma oldu. Kıyamet kopardı fakat sessiz sedasız oldu. Yani yeni hükümetin önünde kamu sözleşmeleri sorunu diye bir olay yok. Yani o arada şu an, kaçtı galiba. Oldu da bitti maşallah diyelim. Yani şu anda bir ay içinde sanıyorum kamudaki bütün sözleşmeler metin olarak da tamamlanmış olacak. Ama kamuda grev yok. Anlaşmazlık, uyuşmazlık yok. Burada bir şey daha belirtelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir denge bakanlığıdır işçi işveren arasında. Artı sosyal politikayı yürüten bir bakanlıktır. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı değil. Çalışma Bakanlığı'dır sosyal politikayı yürüten. Burada işçi ve işveren karşısında belli ölçüde orta yolu bulan konumundadır. Ben 30 yıl emek sarf ettim. Biz böyle yetiştik, böyle uyguladık ve böyle biliyoruz. Hocalarımızdan da bunu ders aldık. Böyle miydi son dönemde? Son dönemde bunu değiştirdiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı taraf bakanı olarak hale getirdiler. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işçilerin ve sendikaların karşısında işveren konumunda. Hem de o işletmeler kendine ait olmadığı halde. Diyelim ki diğer bakanlıklara bağlı kamu iş yerlerinde işçi sendikaların karşısına kamu sendikaları oturuyor ama neticede bununla ilgili son kararı veya işi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veriyor. Artı memurlarla ilgili son kararda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işveren konumunda. Yani Maliye Bakanlığı'ndan daha öne çıkmış oldu. Eğer bir koalisyon hükümeti olacaksa ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın AK Parti dışında bir partinin milletvekili bakan olacaksa, parti olacaksa ben koalisyonun ikinci ortağına seslenmek istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın işlevinin yeniden sosyal devlet ilkesine bağlı sosyal politikanın gereği olarak ve anayasamızdaki düzenlenen çerçeveye uygun bir şekilde işveren bakanlık olmaktan uyuşmazlıkları çözen, işçi ve işveren karşısında denge olan bir bakanlık haline getirilmesi konusunda... Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapın diyorsunuz. Önce onu yapın. Önce onu yapın. Protokolde yapın. Sonra mesela bu asgari ücret deniyor. Çok ilginç. Ben geçenlerde bir yerde de yazdım, söyledim de. Asgari ücreti Sayın Haydar Baş'tı galiba. 5 bin lira daha bahsediyordu. Yani çok rakam uçtu tabii ortada. Cumhuriyet Halk Partisi 1500 liradan bahsetti. Bir ara bildiğiniz gibi ben Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanlığı da yaptım. Ve bana işverenlerin temsilcilerinin söylediği bir şey. Oy birliğiyle 8 yıl aradan sonra 90'lı yıllarda asgari ücret belirlemiştik. Niye son tespiti yapınca bakanla veya hükümetle görüştün mü dediler. Ben de niye görüşeceğiz, biz buradayız dedim. Galiba ben kendi dönemimden sorumluyum. O dönemde asgari ücreti biz hükümetten en ufak bir emir talimat değil, işaret dahi gelmeden komisyon olarak oy birliğiyle 8 sene aradan sonra tespit etmiştik. Bir altını çizeyim. Şimdi onu. Buradan zaten meydandan direkt pazarlık yok diyor. Ben bu kadar yapacağım diyor. Şimdi ben
Çözüm öyle. Hiç asgari ücreti 1500 liraya arttırmak için kanun çıkartmalarına gerek yok. Biliyorsunuz şu andaki Sayın Bakan geçtiğimiz aylarda seçimlerden önce açıklamıştı. Türkiye'de asgari ücreti 1000 lira yaptık ilk defa. Doğru. Doğru. Temmuz ama 1000 lira yaptık daha gerçekleşmedi. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret 1000 lira. Ama işçi bu 1000 lirayı Temmuz'un sonunda alacak. Hükümet bayrama kadar kurulacaksa, bayramdan önce de işçilere bir şeyler düşünülmek isteniyorsa, ihane veya bağış değil, bir demokratik kurallar içinde sistemin çalıştığını göstermek bakımından yeni bakan şöyle yapabilir. Asgari ücret tespit komisyonunu tekrar toplantıya çağırıyorum. 1 Temmuz'da uygulanacak 1000 TL asgari ücretin pek uygun olmadığını düşünüyorum. Komisyon bağımsız bir şekilde belirlesin desin. Komisyona da hiç müdahale etmesin. Komisyon da gelen veriler doğrultusunda bu asgari ücreti belirlesin. Bu kendiliğinden olur. Yasaya gerek yok. Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyizler. Siyasetin zaten işin içine çok girmesinden kaynaklanıyor bunlar. Ve tabii bu vurgunuz çok önemliydi. Yani bakanlığın taraf olması, taraf olmaması gerekir, hakem olması gerekir. Peki hemen seçim öncesinde yine iki toplantı yapıldı. Şimdi Ankara'da ve İstanbul'da. Evet. Orada ne konuşuldu mesela? Şimdi bir kere Barolar Birliği ilk kez bir şey yaptı. Yani emek kurultayı yaptı. Hı hı. Burada çalışma yaşamının birçok konuları gündeme geldi. Bizim Eskişehir desteğiyle çakıştığı için iki toplantıyı da tam izleyemedim. İkincisi de her yıl biz burada programlarda da değerlendiriyoruz. Galatasaray Üniversitesi ile İstanbul Barosu'nun yaptığı bir toplantı. Burada ise ağırlık iş kazalarıydı. Yani çalışma yaşamı, bırakın sendikalaşmayı, bırakın örgütlerle ilgili, bırakın toplu sözleşme düzeni, bırakın iş kanunu, neredeyse iş kazalarına odaklanmış durumda. Çünkü can yanıyor orada. Can yanıyor. Ki buraya gelirken haber alamadım. Oysa son haberi etmek isterdim. Bu arada sessiz sedasız İLO Genel Kurulu yapılıyor. Haziran'ın ilk günlerinde biliyorsunuz. Bakanlıktan yetkililer gitti. İşçi sendikalarından gittiler, işveren sendikalarından gittiler. Ama ilk gelen haber Soma ve Ermenek İLO'da konuşuldu. Ve biz iş kazaları konusunda neredeyse dünyada en kötü ülke konumunda olan bir şekilde İLO'da bir imajımız doğdu. Yani Türkiye'ye ilk sorulan Soma ve Ermenek. Evet. Yani şimdi biz yani şeye girmeyeceğim. Özellikle bu grev ertelemeleri gündeme gelirdi. Malum Şişecam, Türk Hava Yolları gibi de bu sene buna Türk Metal eklendi. Ama benim aldığım ilk haber yani bilmem Soma ve iş kazaları, iş cinayetleri konusu Türkiye İLO'ya katılan 200'ün üzerindeki devletimiz tarafından adeta bir sorguya çekildi. Ve biz çok zor durumda kaldık. Zaten Sayın Bakan da son yıllarda gitmiyordu yani şeyden. Son şeyi bilgiyi alamadım. Bir dahaki programda bunu değerlendiririz. Ama İLO'daki durum Türkiye'deki iş kazaları doruk noktasında. Bizde o kadar gündemde mi? Vallahi dönüp Soma'yı konuşalım biraz o zaman. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. 301 can yitirdik. Yani bunu 18. 19. yüzyıldaki iş kazalarından örnek vererek açıklama yapmak veya bunun azlığını çokluğunu yapmak bence çağcıl bir yaklaşım değil. Çünkü Soma'dan sonra yine belirttik geçtiğimiz programlarda İskandinav ülkelerinde yani benzer kaza oluyor ve hiç ölüm yok. Artı İşçilerin orada yemek yedikleri sanki bir kafe gibi bir yer görüyoruz yerin altında. Biliyorsunuz işçi bırakın duş yapmayı elini bile yıkamadan maden ocağında erzağını açıp o kömür tozunu yuta yuta yemeğini yiyor. Ve özel sektör temsilcisi de ne dedi okudu? Devletin iş yerleri de böyle dedi. Yani. Ama şey kendi içinde bir istikrar yok mu? Yani nükleer tesisi evdeki tüp gazda açıklayan Soma'daki 301 cinayeti de 17. yüzyılda açıkla. Bu kendi içinde bir mantığı var ya tabii yani. Vallahi bu bir de kabul görüyor diyeceğim. İşte Soma'daki belediye seçimlerinde ve son genel seçimlerde siyasi partilerin aldıkları oy belli. Artı geçtiğimiz ay Soma'nın birinci yılı yapılırken oradaki yürüyüşlerde, gösteride ve onu anmada
Somalılar alanda yolda değil, izleyici konumunda. Yani bu da bir çelişki. Yani gerçekçi olalım. Yani yapımız tabii, tabii, tabii. Bu. Derdimiz bu zaten, gerçekçi olmak. Şimdi gelelim Bursa'ya, siz dediniz yani. Hı-hı. Şimdi tekrar söyleyelim yani. Bursa'da bir toplu sözleşme yapılıyor. Bir kere toplu sözleşme yapıldıktan sonra bu toplu sözleşmeyi süresi içinde uygulatmak ve toplu sözleşmesi bir barış dönemidir. Bu hı-hı, sendikanın ve işverenin imza attığı bir barış belgesidir. Siz imza attığınız bir barış belgesine sahip çıkamıyorsanız ve işçi bunu ne zamandan sonra karşı çıkıyorsa burada bir durmak lazım. Burada bir yanlış var. Şimdi ikinci büyük yanlış demeyeceğim olgu, otomotiv sektörü ve Türk Metal'deki toplu sözleşmede MES Türkiye'deki işveren sendikalarının en büyüğü. Burada grup sözleşmesi yapılıyor. Bu sene grup sözleşmesini 3 yıl yapma şeklinde bir ilke getirmek istedi MES. Birleşik Metal bunu kabul etmedi. Ücret vesaire zamlar konusunda Birleşik Metal kabul etmedi. Hak İş'e bağlı Çelik İş'te Türk Metal Sendikası kabul edip toplu sözleşmeyi imzaladı. 3 yılı ve ücret zamlarını kabul etmeyen Birleşik Metal İş Sendikası DİSK'e bağlı, greve çıkmadan önce bir bakıldı, grev oylaması istedi bazı işyerlerin işçiler. Şaşırtıcı bir gelişme, grev oylamasında bütün işyerlerine greve evet çıktı. İkinci olay, greve başlayacaklar. Bir iki yerde, başka yerde başladılar. İlk kez bu denli, yani yoğun bir şekilde, bir dönem Özal zamanında gündeme gelmişti. Türk Metal, otomotiv sanayindeki Birleşik Metal ile ilgili bütün uyuşmazlıkta grev kararı alınan işyerleri grev ertelemesiyle karşı karşıya kaldı. Grev ertelemesiyle ilgili Danıştay'a dava açıldı. İşte dosya acaba bu 60 günlük süre içinde görüşülecek mi filan derken 60 gün görüşülmedi ve konu otomatikman Yüksek Hakem Kurulu'na gitti ve sözleşmeyi Yüksek Hakem Kurulu diğer iki sendikanın bağıtladığı, yani özgür iradeleriyle bağıtladığı sözleşme çerçevesinde bağıtladı. Şimdi burada o bağıtlanan sözleşmelerle ilgili ufak bazı yeni haklar elde etme konusunda söylemler var, bu biliniyor. Yani işçi kesimi de biliyor, işveren kesimi de biliyor. Şimdi burada olay, yani Çelik İş Sendikası ile Türk Metal Sendikası aynı sözleşmeyi imzaladılar. Sözleşme imzalandı, uygulanıyor, tık yok. Boş iş yerinde, diğer Bursa'daki bir iş yerinde, iki seneyi aşkın süre yetkili sendika belirlenememiş mahkemede. Bundan sonra belirleniyor, yani geçtikten sonra. Yapılan sözleşmede bu iki senelik geriye yönelik zam yapılıyor. Fakat bu arada işveren de mahkemede uzamadan dolayı bazı zamlar yapmış. Bu zamlarla birlikte öbürkü sözleşmelerde bazı geçişler olmuş. Ne oluyor otomotiv sanayi? Hiçbir sendikal rekabet yok. Hiçbir sendikacının özel bir girişimi de yok. Ama dikkatinizi çekelim. Cep telefonu ve bilgisayar ve internet ve mail ve mesaj. Bir bakıyorsunuz otomotiv sanayinde birden iş durduruluyor. Ve uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin uygulamasından belli bir süre geçtikten sonra bu ücret az, biz ek ücret istiyoruz deniliyor. Ve bir günde, birkaç günde 10 bini aşkın insan sendikasından istifa ediyor. Rekabet yok, dikkatinizi çekerim. Yani ne Çelik İş Sendikası'nın, ne Birleşik Metal Sendikası'nın, metal işi veya şey, başka bir sendikanın şeyi yok. Katkısı, rekabet, rekabeti yok. Sonra ne yapıyor işçiler? Aynı sözleşmeye imza atan, yani Türk Metal'in sözleşmesine karşı çıkıp bu eylemi yapan işçiler, aynı sözleşmeye imza atan Hak İş'e bağlı Çelik İş Sendikası'na gidip üye oluyorlar. Şimdi İki sendikanın yaptığı sözleşme arasında hiçbir fark yok. Şimdi buradan niye çıktık, buradan niye buraya gittik? Şimdi bu soruyu sormak lazım yani. Bir, Türk Metal Sendikası'nın şunu açıkça düşünmesi, sorması lazım. Yani benim sendikamdan 10 bini aşkın işçi 2-3 gün içinde istifa edip gidiyorsa... Bir yerde hata yapıyorum. Bir yerde hata yapıyorum, benim bunu okumam lazım demesi lazım. İki, bunu okumam lazım demesi derken işçi ne yapıyor diye baktığı zaman... Yani sendika da şaşıracaktır. Öbürkü sendika da aynı sözleşmeyi yaptı. Buraya niye gidiyor? Onu da iyi okuması lazım.
Bir de Türkiye'deki tıkanma noktasına gelen sendikal sistemle toplu sözleşme düzeni için bunu okumak lazım. Daha genişi. Daha açık söyleyeyim. 12 Eylül 1980 sonrası çıkartılan 2821 ve 22 sayılı yasalar, anayasa referandumu sonrası çıkartılan sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasasıyla ilgili olarak 12 Eylül yasalarını kaldıracağız mesajının, söyleminin aksine 12 Eylül yasalarını daha kurumlaştırmış olarak oturtmuştur. Buyurun referandum. Yetmez ama evet. Artı bu kurumlaşmayla oturmaya dayalı olarak da işçilerle sendika arasındaki 12 Eylül 1980'den bu yana kopan bağ çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Artı Türkiye'deki toplu iş sözleşmesi düzeni, toplu iş sözleşmesi yapıldığı aşamada yapıldıktan uygulanırken birdenbire işçiler işi bırakıyorsa, kurumsal bir işletmede bunu işverenlerin de çok dikkat etmesi lazım. Çünkü işveren açısından da eğer ben bir sözleşme yapıyorsam bu 2 yıl için, 3 yıl için barış sözleşmesidir. Buna göre gideceğim, planımı ona göre yapacağım. Ha, burada işverenler de hata yapıyorlar demektir. Şimdi o zaman yani hatanın neresinden tutsanız tabiri caizse dökülüyor. Çünkü sistem dökülüyor. Yani Bursa çok iyi okunması gereken bir olay. Çok iyi okunması. Ha bir de şimdi işçiyi çok iyi okumak lazım. Eğer işçi Türk Metal'den ayrılıp çelik işe gidiyorsa, yani fark yok arada, yani toplu sözleşme bakımından. Yani şey değil, yani A sendikası veya B sendikası iyidir, kötüdür değerlendirmesi yapmıyorum. Aynı sözleşmeyi yapıyorum. Aynı, yani öpüyorum. Ama bu işçi farklı bir şey istiyor, farklı bir beklentisi var. Orada ne bulacağını da bilmiyor. Yani biz Türkiye'deki toplu sözleşme düzenini grup sözleşmesi diye ısrar edersek, iş yerlerinin özelliğini gözden kaçırırsak, iş yerlerindeki işçilerin teknik özelliklerini ve üretime katkılarıyla birlikte performanslarıyla ilişkin bir canlılığı yaratamazsak, yüzde seyyane şu kadar zam, şuraya şu kadar sosyal hak, şuraya şu kadar bilmem ne dersek, bu iş bir akşam telefondaki mesajla, bilgisayarın tuşlarıyla 10 binin üzerindeki işçinin işi bırakmasını ve sendika değiştirmesini ortaya çıkarıyor. Ve çok da sorunun da çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Ha şunu söyleyeyim. Bursa şu anda durulmuş değildir. Bursa bu gelişmelerin ışığında her an farklı bir noktaya doğru gidebilir. Çünkü dikkatinizi çekerim, yine eğer yanlış okumadımsa Tofaş'ta üretim başladıktan sonra iki işçinin iş hakkını son verdiriyor. Hı. Ve eylemin belli bir sonuç şeyini yürüten kişiymiş bunlar. İsimlerini bilmiyorum. Ve bu iki kişiyi işveren almayacağım diyorum. Ve bu iki işçi sendika tarafından uzman olarak atanmış oluyor. Çelik İş Sendikası'nda. Ama nasıl olacak? Bursa'ya dikkat. Yani devletin dikkat etmesi lazım. İşveren sendikasının dikkat etmesi lazım. İş yeri yönetiminin dikkat etmesi lazım. Sendikacıların dikkat etmesi lazım. Bu arada işçiler de biraz dikkat etmeleri lazım. Peki tam işçilere gelmişken Soma'ya gelmek istiyorum tekrar. Bu arada tarihe not düşmek adına söyleyeyim. Belki olur belki olmaz ama ben tarihe not düşeyim. Yarın bir gün işverenler de greve giderse, tırnak içinde tabii işverenin greve yapma olanağı yok. İroni yapıyorum. Kimse şaşırmasın. Yani genelde bir üretim ekonomisiyle ilgili bir sıkıntı var. Ve biz bu sıkıntıyı konuşmadan kumar ekonomisinin içerisinde çalışanıyla, işvereniyle, herkesin kemiklerinin kırıldığını, gerçeğini ortaya koymadan sadece günlük münferit şeyler tartışıyor haline geliyoruz. Bunu bir tarihe not düşmek adına söyleyeyim. Ama onun ötesinde Soma'ya gelmek istiyorum. Soma'da bir olay yaşandı. Bakın bugün dava sürüyor. Muhtemelen Soma'nın gidişatı Ermeni'nin de izleri olacak. Gıdem tazminatları. Pardon, Soma'dakiler komple iflas etti, TMSF'ye geçti falan filan. Ne oldu ben anlamadım. İşveren nasıl aradan çekiliyor burada? Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. İşveren devlet miydi? Bu tazminatlar konusunda devletin muhatap alacağız. Yani bu neydi Levent'te inşaatı yürüten Soma'yı çalıştıran işveren. Şimdi bunlar yok mu ortada? Bir, şimdi bakın. Dediğiniz gerçekleşiyor. Kar olayının azaldığını gördüğü zaman
Soma'da rödovans usulü deyin, kira deyin, emanet deyin, ne derseniz deyin. Ne yaptı işte? Ocakları kapattım dedi. Hı hı. Çalıştırmıyorum dedi. Yani ocakları iş kazası olmayacak, iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde düzenleyip çalıştıracağım demedi. Çalıştırmıyorum dedi. Çalıştırmıyorum dedi, gitti. Şimdi kıdem tazminatları kime kaldı? İşsizlik sigortasını belli bir süre, işçilerin kıdemleri az. Yeni genç işçiler, ücretleri de az. İşte biraz işsizlik sigortası aldılar. O dönem de bitti. Ortada şimdi. Ölenler de gitti. Bu ay bitiyor galiba değil mi? İşsizlik sigortası. Şimdi kıdem tazminatını benim yasalardan bildiğim. Oradaki işveren kimse kıdem tazminatını öder. Eğer işveren işte iflas ettiyse, battıysa müteselsiz sorumlu asıl işverendir. Kamuya gidebilir. Yani Enerji Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı bağlıydı galiba. Orada bir tane rezidans var, iş merkezi var, onu satsınlar. Yani bir de yalnız TMSF'den bu tür şeyi, yani hukuk sistemi ne oluyor, bunları gerçekten açıklamak ve çözmek, yorumlamak çok zor. Şimdi ben de gazetede okudum, işçilerin kıdem tazminatını, yani sanki işveren yok, sanki devlet yok. Başka bir kurum ödüyor. Nasıl ödüyor, niçin ödüyor, neden ödüyor? İşverenin yükümlülüğü ne oluyor? İşverenin yükümlülüğü ne oluyor? Bu işverenin özelliği ne? Niye tazminat ödemiyor? Hayır, bu işverenin yükümlülüğünü devlet ne diye üzerine alıyor? Evet. Ve bunu devletin diyorum, kurumun üzerine alırken ki bu olayda, yani şimdi yeni kurulacak hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı en azından Soma'daki bu kıdem tazminatını kim ödüyor diye sorup inceleme gereği duymayacak mı? Ben sayın milletvekillerine şimdiden bir soru önergesinin de ipucunu vermiş olurum. Sayın milletvekillerimin bir tanesi meclise girer girmez şöyle bir soru önergesi olabilir. Soma'daki işçilerin kıdem tazminatını kim ödedi, nasıl ödedi, neden ödedi? Bu arada Soma davası ertelenmiş. Ayrıntılar gelirse şey yapacağım. Yani ilginç. Niye ertelenir? Hayır. Bulabilirsem ayrıntısını vereceğim. Şöyle söyleyeyim. Davanın görüşüldüğü bu aşamada, yani bir de bakın siz de mi bahsettiniz Ermenek birlikte diye. Ermenek duruşması da bugün başlıyor. Bir seçim sonrası yeni gelişme. Soma'da bugün duruşmanın çok uzaması gerekirken birden ertelenmiş olması, şu evrakta eksiklik, şu belgede eksiklik, şu bilgi gelmedi şeklindeki bir hukuki gerekçeyle ertelenmiş olabilir. Şimdi ama bu kamu... Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili 8'i tutuklu 45 sanığın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması yarın ertelendi. Yarın. Bu iyi gelişme. Yani 3 ay, 2 ay ileri gitmiş. Yarın ertelenmiş, onu da şey yapalım. Çünkü insanın ister istemez her şey geliyor aklına. Ya öyle bir memleket olduk ki her şey geliyor. İşte Soma'daki tazmin yükümlülüğü niye devlete kalıyor? Kimse sormuyor. Manisa milletvekillerine buradan açık uyarı. Bunu hemen soru önergesiyle yemin ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirin. Sürem bitti ama bir şey soracağım size. Biz biliyorsunuz size 2007'den beri galiba değil mi program yapıyoruz? 8 seneyi buldu. 8 sene. Değişik kanallarda. Değişik kanallarda. Hep çalışma yaşamını tarafsız görüyoruz. Hep bu program. Ekopolitik. Ekopolitik. Bizim de bir özelliğimiz vardı. Biz her gelen hükümete beyaz sayfa açtık. Alın size beyaz sayfa, görelim ne yapacağınız diye. Bir şey soracağım. Şimdi gelecek hükümete beyaz sayfa açabilecek kredibilite var mı? Beyaz sayfaları kapattık Çetin Bey. Bundan sonra gri sayfa açacağız. Gri sayfaları ya karartacaklar ya beyazlatacaklar. Artık beyaz sayfa açmıyoruz. Beyaz sayfa açmıyoruz artık. Kalmadı değil mi? Kalmadı. Beyaz sayfa. Defter bitti. Kim bakan olur hiç duydunuz mu bir şey Ankara'da siz eğer olası koalisyonlarda kimler bakan olur mutlaka yani biraz size gelmiştir. Seçim toto oynanır gibi bir bakan toto oynanıyor. He. Şimdi eğer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AK Parti'de kalırsa isim vermek pek istemiyorum. Peki. Bir işçi sendikası başkanının, iki bir memur sendikası başkanının, üç sendikalarda uzmanlık yapmış, daha önce başka bir siyasal partisinin olup AK Parti'ne milletvekili olmuş bir başka birisinin, dört bir değerli hocamızın tekrar parlamentoya giren
Yani bir bayan milletvekilinin dahi yani Çalışma Bakanı olabileceğine ilişkin konuşuluyor. Diğer partiler. Diğer partiler şimdi daha da ilginç. CHP deyince hemen herkesin aklına çok güzel, hoşuma gitti. İzzet Çetin aklı geliyor. İzzet Çetin olur diye. Oysa İzzet Çetin bu dönem listelerde yoktu. Yani İzzet Çetin olamayacak. CHP içinde bakıyorum. Yani biz sürprizlere gebe olalım. Bir de bonkör davranıp beyaz sayfa açmayalım. Defter bitti. Gri sayfayı beyazlatsınlar diye. Çok zorladılar. Çok zorladılar. Çok zorladılar. Yıllar önce onu hatırlatarak bitirelim. Bir programda sizde sosyal güvenlik reformu daha yeni yapılıyordu. O zaman şunu konuşmuştuk. Bu reform Türkiye'de sosyal güvenliğin bittiğinin başlangıç noktasıdır. Ne yazık ki geldiğimiz nokta bizi haksız çıkarmadı. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Sayın Bey, çok teşekkür ediyorum. Bir de 15-16 Haziran'ı da anmış olalım programın evet. Bu son şeyinde. Ama bunu da bir nostaljik anma ötesinden günümüze getirterek, Bursa'daki olayları da düşünerek 15-16 Haziran 50 sene önceki işçi sınıf hareketiyle bugün giren işçi sınıfının konumu ve hareketi konusunda nostaljik yaklaşmayalım. Gerçekçi yaklaşalım. Gerçekçi. Romantizmi bırakalım. Tabii siyasiler bırakırsa biliyorsunuz başka konuşuyorlar, bir gün başka konuşuyorlar. Şimdi biraz izleyicilerimizin de gülümsemesini sağlayalım. 50 yıl önceye gittik. 50 yıl önce yani 60'ların ortalarında iki tane önemli dansöz vardı. Özcan Tekgül ve Aysel Tanju. Bizim gençliğimizin dansözü. Nesrin Topkap falan ondan daha sonra. Yeni nesil bilmez Özcan Tekgül ve Aysel Tanju. Eski filmleri varsa falan çok sahnede oyunlarıyla, şimdiki siyasi tabirle kıvırtmalarıyla meşhurdular. Ama ben günümüze bakıyorum da Özcan Tekgül de Aysel Tanju da artık out olmuşlar, in değiller. Daha iyi kıvıranlar var diyorsunuz. Çalışma Eski Genel Müdürü Sayın İsmail Bayar, çok teşekkür ediyorum efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki Soma'yı takip edeceğiz. Ermenek'te bakalım bugün nasıl bir fotoğraf çıkacak önümüze. Konuşacağız. Yani evet, maalesef artık beyaz sayfa açmaktan çok uzak hale geldik. Ama bunların da konuşulması gerekiyor. Siz iki tane soru önergesi teklifi verdiniz buradan. Eğer mecliste milletvekilleri varsa, bakın hükümet olmasına gerek yok. Açılır açılmaz bunları gündeme getirmelerini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, Ekopolitik'te bugün çalışma yaşamını konuştuk. Biraz seçim öncesiyle, biraz seçim sonrasıyla Soma. Hemen hatırlatalım tekrar. Yarına ertelendi duruşma. Ermeni'nin ilk duruşması bugün. Onun da hemen altını çizmiş olalım. İki haber vereceğim kapatmadan önce dünya ekonomisinden. Suudi Arabistan borsası ilk kez yabancıya açıldı. Bugünden itibaren kurumsal yabancı yatırımcısına açılan Suudi Arabistan borsasında ana endeks tedavül 2 ayın zirvesine yükseldi. Bir soruyla bitirelim belki. Suudi Arabistan yabancıya açıldıysa Suudi Arabistan'daki para niye Türkiye'ye gelsin? Hadi bir de bunun yanıtını versin birileri. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.